Efendim iyi akşamlar. Ülke TV ekranlarına İnce Fikir programına hoş geldiniz. Ben Fadime Özkan, arkadaşım Özlem Zengin ile birlikte. Bugün de İnce Fikirli çok değerli konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Malum yarın Türkiye aslında bir anlamda bir kez daha kader seçimine gidiyor ve seçim yasakları da başladı. Bu nedenle biz siyaset dışında ama siyasetin gündemini de birebir etkileyen, Türkiye toplumuna etkileyen, Türkiye'de ki hemen hemen bütün meselelere değen bir konuyu konuşmayı arzu ettik. Türkiye'de aydın sınıfının, aydın sınıfı diye tabir ettiğimiz aslında monoblok bir sınıftan bahsediyor olmasak da yine de genel karakteri olarak kendi toplumuna ve kendi ülkesine, devletine, kendi siyasetçisine öfke duyan, utanan ve bir anlamda batıya olan hayranlığını bir öfke üzerinden dile getiren bir aydın sınıfıyla ve onların siyasi tavırlarıyla, siyasi tavır alışlarıyla karşı karşıya Türkiye. Geçen hafta bildiğiniz gibi Merkel'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret öncesinde Merkel'e bir mektup yazarak Merkel'e Türkiye'ye gelmemesi konusunda uyarmışlar ve Türkiye'deki siyasetçileri tahrif etme olasılığından rahatsız olduklarını ifade etmişlerdi. Yine şimdi de seçimlere bir gün kala, saatler kala 200 imzalı isim, kendilerine aydın diyen 200 isim Erdoğan yönetimini 1 Kasım'da Türkiye'den temizlemeye söz veriyoruz denilen bir bildiri yayınladı. Bunlar tabii güncel son örnekler ama bunlara benzer defalarca bildiriye, açıklamaya, tavra tanık oldu Türkiye toplumu. Dolayısıyla bu konu her zaman konuşulmayı gerektiren mühim bir mesele. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen takdim etmek istiyorum. Sağ tarafımda SETA İstanbul Genel Koordinatör Doçent Doktor Fahrettin Altun var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem bunları konuşacağız sizin birikiminizden hem de aslında sıcağı sıcağına Şehir Üniversitesi'nde yaşanan ve tam da bu tartışmaların içinde olan bir konuyu da sizden dinlemek istiyoruz. Ve Bekir Berat Özipek, Profesör Doktor, siz de Medipol Üniversitesi öğretim üyesiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizin de değişik alanlarda bu konuda yazdığınız yazılar, çalışmalar olduğunu biliyoruz. Faydalanacağız anlatacaklarınızdan. Ve her zaman olduğu gibi Özlem Zengin, hukukçu arkadaşım. Hoş geldin Özlem. Hoş geldiniz, misafirlerimize. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi aslında hani biraz program açarken de ifade ettiğim gibi bir sorular listesi var. Türkiye'de aydın sınıfı neden böyle? Derdi ne aydın? Türk aydınının. Kendi toplumuyla, kendi toplumunun dertleriyle, siyasetçileriyle, devletiyle neden bu kadar sorumlu? Neden öfke ve tepki duyuyor her seferinde? Ve Türkiye siyaseti de aslında toplumu da 10 yıllar geçtikçe, işte Cumhuriyet'in 92. yılını kutladık. 10 yıllar geçtikçe özgüven yerine geldi ve ülkeyi değiştirmeye, kendi hayatını değiştirmeye kendinde bir güç irade buldu. Ama aydın sınıfı her zaman kendini daha ezik ve kompleksli bir tutum aldı. Bunların nedenlerini aslında özellikle konuşmak istiyorum ama elbette hani bunun çeşitli veçheleri var. İktidarla ilişkisi, sermaye ile ilişkisi, bilgi ile ilişkisi, medya ile ilişkisi gibi. Şu soru başlangıç sorusu olsun. Türk aydınının sorunu ne? Evet. Çok mu genel oldu? Genel ama bir o kadar da önemli bir soru bu. Şimdi aslında yani birçok noktadan başlayabiliriz. Yani Türk aydını hangi sorular etrafında kendi toplumuna, çevresine, bölgesine, dünyaya bakıyor sorusuyla aslında başlayabiliriz. Burada Türkiye'de aydının aslında en temel meselesi de belki burada yatıyor. Kendi sorularına sahip olmaması Türkiye'de aydının en önemli meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Kendi sorularına sahip olmadığı için de aslında doğrudan Türkiye'nin toplumsal gerçekliğine değen, Türkiye'nin kültürel gerçekliğine değen cevaplar ve çözüm önerileri de ortaya koyamıyor. Aslında baktığımızda tabii ki bu hikaye tarihsel bir arka plandan bugüne gelen bir hikaye ve bugün konuştuğumuz aslında pek çok sorun, Türkiye'de aydının yeri, konumu, sorunlarıyla ilgili konuştuğumuz pek çok mesele de tarihsel bir sürecin içerisinden geçerek karşımıza çıkıyor. Evet. Bu bağlamda tabii ki pek çok kurum, aktör gibi hani Türkiye'de de aydın
her şeyden önce Türkiye batılılaşma sürecinin bir ürünü ve Türkiye'de batılılaşma sürecinin sahip olduğu ne kadar defo varsa, ne kadar sorun varsa kendisi üzerinde bunları yansıtıyor. Bir kere birincisi her şeyden önce hakikatin, gerçekliğin kaynağı olarak Batı'yı ve bu anlamda da aslında 19. yüzyıl pozitivizmin de çerçevesi şekillenmiş gerçekliği algılayan bir kitleden bahsediyoruz. 19. yüzyıl Osmanlı batılılaşmasının aslında sahip olduğu kaygılar, belirli düzlemlerde anlaşılabilir kaygılar olmakla birlikte o dönemde aydınların batıdan taşıdıkları cevaplar uzun dönemde aslında neredeyse taşlaşmış, kalıplaşmış cevaplar halini almaya ve Türkiye'de kendine mahsus bir geleneği üretmeye başladı ve adeta Türkiye'de aydın olmanın vasfı olarak 19. yüzyıl pozitivizminde belki bugün batıda çok ciddi anlamda aşılmış pek çok mesele kalıp burada yeniden üretilmeye başlandı. Aradan ve çünkü çok uzun bir zaman geçti tabii, aslında. Hani yani bunun Türkiye'de dönüşmesi ve gelişmesi gerekiyordu. Öyle ama Türkiye'nin aslında baktığımızda 2000'li yıllara kadar egemen olan siyaset felsefesine, yine Türkiye'de egemen olan toplum felsefesine baktığımızda aslında bütün o batıdaki eleştirilerine rağmen, batıda ciddi anlamda aşılmış olmasına rağmen 19. yüzyıl pozitivizminin çok ciddi şekilde etkili olduğunu görürüz. O pozitivizmin toplum, devlet tasavvuru birebir Türkiye'de aydınlar tarafından taklit edilir ve Türkiye'de aydın olmanın vasfı adeta 19. yüzyıl pozitivizminin temel düsturlarını birebir kabul etmekle ilişkili görülür. Yani bu anlamda baktığımızda elbette Türkiye'de düşünce hareketleri, fikir akımları farklı şekillerde cereyan etmiştir. Çok farklı fikir akımları gündeme gelmiştir ve onların içinden de entelektüeller ortaya çıkmıştır. Fakat ana akım olarak baktığımızda ana akım da Türkiye'de aydın her şeyden önce kendi sorularına sahip olmamakla ne yazık ki malul bir durumdadır ve bunun da bugüne ilişkin yansımalarını görüyoruz. Bir başka şey aslında bunu da besleyen bir unsur, o da yani topluma, kendi kültürüne olan yabancılığı. Yani özellikle kendi toplumunun, kendi kültürünün bir anlamda bilgisine sahip olamama, o bilgiyle bağını koparmış olma ve o bilgiyi keşfetmekle ilgili de bir meraka sahip olamama aslında bir takım kalıplarla yine kendi toplumuna, siyasetine, kültürüne bakmayı beraberinde getirmişti ve bu da çok önemli bir sorun. Şimdi bu yabancılaşma hali aslında Türkiye'de aydınla ilgili yapılan eleştirilerde karşımıza çıkan önemli unsurlardan bir tanesi malum. Fakat bunun aslında bugüne ilişkin yansımalarından bir tanesinin de aslında yine kendi sorularına sahip olamayan, kendi toplumuna, kültürüne yabancı olan bu aydının da sahici bilgiyle ilişkisinin de çok sorunlu bir ilişki olması. Dolayısıyla da kolaylıkla manipülasyonlar üzerinden, gerçekliği olmayan kırıntılar üzerinden bir takım teoriler, bir takım siyasi pozisyonlar üretmesidir. Yani sahada karşılığı olmayan, gerçek olmayan, aslında bazı söylentiler üzerinden bilgi kuleleri inşa etmek aslında baktığımızda yine neredeyse ana unsurlarından bir tanesidir Türkiye aydınlığının ve bu yönüyle baktığımızda bugüne bunun yansımalarını değerlendirdiğimizde karşımıza yine çok ciddi anlamda kulaktan kulağa yayılan manipülasyonlar üzerinden kendince teoriler inşa etmeye çalışan bir entelektüeller grubunun Türkiye'deki egemen entelektüel sınıfı oluşturduklarını görürüz. Şimdi Türkiye siyaseti 2000 sonrasında ciddi anlamda dönüştü. Türkiye toplumu ciddi anlamda dönüştü. Her şeyden önce Türkiye'de batılılaşma temelli tek tip bir modernleşme anlayışı ciddi şekilde eleştirilmeye başlandı ve bu aşıldı. Farklı modernleşme tartışmaları gündeme geldi. Çoğul modernleşmeler tartışmaları gündeme geldi. Fakat bu değişim ve dönüşüm aslında aydın sınıfında bu denli karşımıza çıkmadı. Türkiye'de toplumsal gerçekliğin dönüşümüne bağlı olarak aydın sınıfında bir dönüşüm yaşanmadı. Bunun temel nedeni de aslında aydınların da Türkiye'de uzun yıllar devlet seçkinleri olarak
kendilerini var kılmalarıydı. Devlet seçkinleri oldukları için aslında çoğunlukla belirli imtiyazları ellerinde bulunduran ve her ne olursa olsun o imtiyazları da neredeyse nesilden nesile aktaran bir zümre gibi karşımıza çıkmaya başladılar. Ve akademisyen de böyleydi, sözünüz kesiyorum Fahrettin Bey. Ben hukuk fakültesinden hatırlıyorum. Okulu dereceyle bitirenler değil, o zaman merkezi sistem yoktu asistanlık sınavında. Hep soyadlar birbirini takip eder. Tabii. Bir silsile halinde. Böyleydi. Tam bir zümre bu ve bu da aslında 2000 sonrasında ifade ettiğimiz dönüşüme rağmen aşılabilmiş bir mesele değil. Yani dolayısıyla bugün Türkiye'de aydının sorunları sorusuna cevap verirken belki de bir marjinal gruptan bahseder gibi bunları söylememiz gerekirdi. Türkiye'de işte batıcı şu özellikleri haiz aydınlar da şunları şunları ortaya koyar, sorunları şunlardır dememiz gerekirdi. Fakat biz daha genel bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü 2000 sonrasında bu anlamda entelektüel hegemonya geçmiştekine benzer bir şekilde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bütün çeşitlenmeye rağmen, toplumsal farklılaşmaya rağmen, siyasal dönüşümlere rağmen yine de baktığımız zaman bir entelektüel hegemonya olduğunu ve burada da yine farklı düşünce hareketlerine yönelik de ciddi bir mahalle baskısının olduğunu da görüyoruz. Buraya ayrıca gelelim. Bu önemli bir mevzu. Yani Türkiye akademisinde, entelektüel çevrelerde bir çeşitlenme oldu dediğimiz gibi, toplumun farklı kesimlerinden farklı düşüncelere sahip isimler de önemli eserler vermeye ve toplumu etkilemeye başladılar. Ama buna rağmen bu hegemonya kırılamadı bir türlü. Bunu konuşalım ayrıca ama ben size sormak istiyorum Ekim Bey. Aslında soru yine bir başlangıç sorusu olarak siz neresinden bu soruya cevaplarsınız? O bile bir tercih, önemli bir tercih. Soru bu. Türk aydınının sorunu ne, derdi ne? Yani aslında bu sorunun bir ekonomi politiği var. Fahrettin önemli ölçüde bahsetti. Belki benim söyleyeceklerim de onu biraz tamamlayıcı mahiyette olacak. Yani baştan beri aslında böyle bir ayrım vardı ve toplumun geri kalanıyla Türkiye'li okumuş yazmış kesim arasında böyle bir duygusal, dünyaya ilişkin, dünyaya bakışa ilişkin, siyasete ilişkin ve sınıfa ilişkin ciddi bir ayrışma, kopuş söz konusu. Başlangıçta bu çok daha belirgindi. Ama zaten bu böyle olmak durumundaydı. Yani bunun bir ekonomi politiği var derken onu kastettim. Aslında Cumhuriyet'le beraber başlayan bir şey değil bu. Daha öncesinden de var. Yani özellikle de bürokrasinin, seçkinlerin, tıbbiye, harbiye, işte o askeriye, o gelenekten gelen öğrencilerin bir sınıf gibi hareket etmeye başladıklarını görüyoruz ve iktidara talip olduklarını görüyoruz. Evet, belki bürokrasi bir sınıf değil, entelektüeller tek başına bir sınıf değil ama onların tarihsel olarak sınıf gibi davrandıkları durumlar söz konusudur ve Türkiye'de de böyle olmuştur. Türkiye'nin kurucu kadrosu aslında. Evet, Osmanlı ve dolayısıyla egemen zümre mesela, bu kavramı daha net kullanabiliriz ve sahip oldukları mevkileri, makamları kendilerine ve çocuklarına rezerv etmek istemişlerdir. Yani aslında diğer dünyanın ülkelerinde de yaşanan ekonomik ve sınıfsal ayrışmanın bir yansımasıdır buradaki. Cumhuriyetin özelliği şu, Cumhuriyet'le beraber özellikle Cumhuriyet'in başlangıç döneminde, tek parti döneminde bu çok daha keskin bir ayrıma oturmuştur. Yani çok daha belirgin bir şekilde, yani Yakup Kadri'nin Ankara'sına yansıyan mesela o ayrışmaya tekabül etmiştir, karşılık gelmiştir. Ve şu anda da yani bu ayrışma aslında ortadan kalkmış değil. Evet, 1950'de Türkiye'nin çok partili hayata dönmesiyle beraber bazı şeyler değişmiştir ama bu otomatik olarak oligarşik bir yapıdan demokratik bir yapıya geçiş anlamını taşımamıştır. Bu hala devam eden bir süreç. Özal dönemi ikinci önemli belki değişim dönüşüm dönemini teşkil etmiştir. Ve şu an içinde bulunduğumuz dönem üçüncüsünü, ama tamamlanmış değildir bu süreç. Evet. Ve aslında biraz önce Fahrettin'in söylediği gibi kültürel iktidar hala da değişmiş değildir. Egemen sınıfın, egemen zümrenin fikirleri, onun öncelikleri, tercihleri hala medyayı da, akademiyayı da, entelektüel gündemi de belirlemeye devam etmektedir. Bu anlamda aslında siz Türkiye'li aydının devletle sorunu ne dediniz? Devletle bir sorunu yok. Devletin aslında
temsil ettiği şey egemen zümrenin çıkarları. Türkiye'de baştan beri böyle ola geldi ve keşke onunla problemi olsaydı. Yani keşke o anlamda devletle bir problemi olsaydı. Evet, daha doğasını olurdu. Problemi daha çok devletin bu yapısal adaletsizliğiyle mücadele eden çevreden gelen güçlerle. Ve onunla kendisi arasında mesafe koyduğu ölçüde kendisini güvende hissediyor. Ve değişmesi gereken de bu. Türkiye'de bazı entelektüeller, bazı aydınlar bu ayrımın farkındalar ve bu ayrımda ahlaki anlamda dezavantajlı gruplardan yana tavır alıyorlar. Ve egemen söyleme, bütün siyasi iktidarın değişmesine rağmen hali hazırda değişmeyen o kültürel iktidara karşı da onun yanında tavır alıyorlar. Bu çok daha zordur. Çünkü sonuçta muhalifliğin tabiri caizse raconunu da belirleyen aslında hala egemen fikirler olduğu için muhalif olduğunuzu da göstermeniz çok kolay değildir böyle bir yerde. Hatta belki bir muhalefet illüzyonuyla o egemen zümreyi ve onun çıkarlarını temsil eden yapısal adaletsizliği desteklemeniz daha muhalif bir görüntü taşımanıza da sebep olabilir. Yani muhalifmiş gibi yaparak aslında diyelim ki TÜSİAD'ın istediklerini de söyleyebilirsiniz. Evet. Ya da muhalif gibi yaparak üst düzey sivil ve asker bürokrasinin talepleriyle de çıkarlarıyla da yan yana durabilirsiniz. Zor olan Türkiye'de bu. Birbirine daha çok karışan bu. Türkiye'de siyaset yani iyi kötü bir demokratikleşmeyle beraber 1950'den itibaren Türkiye'de siyaset aracılığıyla toplum iktidarı belirleyebiliyor bugün. Evet. Ama hali hazırda bu tek başına yetmiyor. Bir de değişmesi gereken aslında o söylemin düzeni var. Söylemin üstünlüğü var. Onun değişmesi gerekiyor. Bu da biraz zor çünkü aslında siyaseti değiştirmiş olsa bile çevreden gelen güçler mesela eğitim sistemini değiştirebilmiş değiller. Eğitim sistemi şu an egemen fikirleri taşıyan, yani Cumhuriyet'in kurucu işte resmi ideolojisini taşıyan fikirler üretiyor hala. Eskiden ilkokulda başlardı bu, şimdi anaokuluna kreşe kadar da geriye düştü. Yani çok daha erken bir dönemde kreşten post doktoraya kadar hep o egemen fikirlerle tanışıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Üniversiteye geldiğinizde de bundan kurtulamıyorsunuz. Dolayısıyla çok normal, bir taraftan sınıf var, bir taraftan mevcut egemen eğitim sistemi var ki eğitim sisteminde zaten amacı o. Yani eğitimin evrensel anlamı değil, aslında resmi ideolojinin endoktrinasyonu. Hepsi bir araya geldiği zaman da şaşırmamak gerekiyor. Yani hali hazırda aslında herkes belki kendi içinde bulunduğu kesimin, zümrenin, sınıfın çıkarlarını dile getiriyor. Aydınlar da bunu yapıyor. Ama bunu biraz daha belki daha sofistike, daha inceltilmiş bir dille kendi sınıfsal zümresel çıkarları için yapmıyormuş gibi yaparak yapıyor. Bu herhalde son dönemde biraz daha netleşti. Yani AK Parti iktidarları 2000'lerin başından itibaren az önce vurguladığınız gibi aslında AK Parti iktidarlarının, AK Parti hükümetlerinin bu 13 yıl boyunca Aydın'la bir imtihanı oldu, Aydın kesimiyle. Zaman aslında, zaman pardon, ittifakları daha öncesinde oldu. De vardı. Mesela Demokrat Parti döneminde de netleşmişti. Evet, evet. Yani orada da hatta belki ilk kristalleştiği dönem odur. Yani Demokrat Parti döneminde mesela yaşanan sıkıntıların çok böyle dev aynasında gösterilmesi. Ama evet, çok daha yakın bir dönem öncesindeki bütün o istiklal mahkemelerinin o acı dönemin olayların mesela o kadar görülmemesi, hatta onlardan söz edilmemesi. Tabii bunun medyası, bunun işte akademide üretilen metinler, bunun romanının nasıl yazıldığı, aslında bunun tarihinin nasıl yazıldığıyla da ilgili bir süreçten bahsediyoruz ama Türkiye'de hani o hakim zihniyeti, kurucu ideolojinin hakim zihniyetini Türkiye çeşitli aşamalarda işte Menderes, Özal ve evet, Erdoğan diye üç ayakta, üç evrede tanımlıyoruz. En yeni, en uzun süreli ve en sonuç alıcı kısmı bu son dönem, 13 yıllık dönem oldu. Ve bu dönemde Türkiye'de siyaset ve tabii ki siyaset eliyle Türkiye toplumunun kahir ekseriyeti buradaki düzeni değiştirdi. Hani daha önce de
toplumda var olan o dikey geçişliliği somut sonuç aldığı bir dönemden bahsediyoruz. Ama bu kültürel hegemonyayı kıramadığı ve hala hani bu alanı elinde tutan zihniyetin aslında bütün azlığına rağmen, sayısal azlığına rağmen büyük bir hakimiyet kurduğunu da görüyoruz. Hani az önce sizin vurguladığınız şey, hani bu yalan, manipülasyonun hala bu kadar yaygın ve hala işler olması da bunun bir sonucu. Hani bunun sebeplerini de ayrıca konuşalım ama ilk başta sorduğum soruyu Özlem'e soruyorum. Hocalarımız varken söylemek biraz daha zorlaşıyor. Ama zemin olarak ben de Fahrettin Bey'in bahsettiği gibi soru meselesini çok önemsiyorum. Doğru soru meselesini. Ekran için de aynı şey geçerli. Yani doğru soruyu sormadan doğru bir cevabı üretmek mümkün değil. Zaman zaman kendime de sormuşumdur. Ekranda soru soran biri olarak. Ne zaman, hangi şartlar altında doğru soruyu sorabilirim? Ve tecrübeyle edindiğim şey, doğru soru gerçek bir merakın ürünü olmalı. Eğer gerçek bir merak varsa o zaman hakikaten doğru bir soru ve doğru bir cevap sizi beklemiş oluyor. Bence Türk aydınının en önemli meselesi bu ülkeye dair bir merakı yok. Sahici bir merakı yok. Yani bu ülkenin problemlerine dair bir merakı daha az değerli buluyor. Ve dışarıda olan biteni anlamak, dışarıdaki aydını takip etmek, o toplum yapısı içerisinde neler olup bittiğini, oranın üretmiş olduğu akademik bilgiyi takip etmek onun için daha değerli. O sebeple hem referans verirken, hem araştırma yaparken, kendi ülkesinde bir şey üretmek yerine gidip orada üretmek, ki bazen tuhaf bir şekilde oraya gittiğinde aslında Türkiye'nin cevaplarını arayan insanlar. Ya ben çoğu kez rastlıyorum yurt dışında pek çok doktora programına giden çocuklar, gençler. Tuhaf bir şekilde Türkiye üzerine çalışıyorlar. Yani Türkiye üzerine çalışmak eğer gerçekten bir merakıysa aslında o merakın bu ülkede olması lazım. Oysa onu merak eden oradaki hocası. Kendisi değil. Onu yönlendiren doktorasının belki tez hocası onu oraya yönlendiriyor. Kendi merakı olmadığını düşünüyorum. Ve eğer sizin kendi merakınız değilse bu ülkede olup biteni anlamak, o zaman bu ülke için akademik anlamda gerçek manada sahici bir şey yapmamış oluyorsunuz. Ve siz kendi insanınızla ilgili meseleleri değerlendirirken bir başka ülkenin eleğiyle bu ülke için çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Ve onu sınıflandırıyorsunuz. Mesela biraz evvel önemliydi Berat Bey'in söylediği bu taraf muhalif meselesi. Son dönemde o kadar çok konuşuluyor ki işte muhalif olmak. Sizi dinlerken dedim hangisi kıymetli acaba, taraf olmak mı, muhalif olmak mı? Ya bunlar bence adaletle alakalı meseleler. Adalet gereği baktığınızda bazen muhalif olursunuz. Adalet gereği bazen taraf olmanız gerekir. Yani taraf olmak muhalif olmaktan daha az değerli bir şey olamaz. Asıl mesele orada şartlar gereği, olayın akışı gereği, adalet duygusu gereği, hak gereği taraf mısınız, muhalif misiniz? Mesele budur bence. Her daim muhalif olarak daha değerli bir şey yaptığınızı iddia edemezsiniz. Türkiye'de baktığınızda özellikle aydın meselesinde öyle bir şey var ki kendi doğruları dışındaki yapıya her zaman muhalif kalarak daha doğru bir şey yaptıkları iddiasındalar. Ve onların akademik çalışmaları maalesef diğer gördükleri insanlardan daha kıymetli. Bunun çok bencilce ve akademik zihin dünyasının da özüne çok aykırı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yani akademik camianın bence en temel dinamiklerinden bir tanesi herkesin eşit şartlarda olması ve herkesin kendi getirdiği veriyi, bilgiyi oraya sunması. Ve isteyen o havuzdan alacak ve başka bir şey üretecek. İşte buradaki bu daralmışlık meselesi Türkiye'nin bütün alanlarına tezahürü aslında. Yani medyada da aynı sorun var. Belki siyasetin bu daralmışlığı da buradan. Doğru siyasetin ne olacağına, işte medyadaki doğru duruşun ne olacağına karar veren zihinsel yapı aslında aynı şeyi aydın içinde söylüyor. Onun içinde belirgin bir duruş seçiyor. Yani eğer burada durursanız Türkiye'de gerçek aydınsınız diye bakıyor. Ve tabii ki bunun izleri var geriye dönüp baktığınız zaman. Yani geriye baktığınızda, İttihat Terakki'ye baktığınızda, yani memleket yansa bu ülkenin çözümü olmasın. Dışarıdan birisi gelse, istila etse ona bile razılar. Yeter ki kendi isteklerinin iktidarı devam etmesin. Çok tanıdık gelmiyor mu izleyicilerimize? Bugün de aynı şey yok mu? Yani bugün de aynı şey var. Merkel hikayesi bana çok çok dramatik geldi. Yani gidip kendinizi bir ülkeye, bir başka ülkenin liderine şikayet etmek. Oysa orada aranan başka bir yol arayışı var. Sadece Türkiye için de değil. Yani mazlum başka insanlar için belki bulunacak bir ümit var. Ama o ümidi bulmaktansa
bulması muhtemel kişinin liderliğinin tartışılıyor olması gerçekten çok sorunlu bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. İşte o yüzden yani ben meselelere şahsen baktığımda hiçbir meseleyi hem üniversite, belki YÖK'te konuşmak lazım bu süreçte, hem üniversite meselesini, hem diğer yaşadığımız sıkışmışlıkları, bugün Türkiye'nin siyasetinin gelmiş olduğu noktayı tamamına baktığım zaman aslında hepsinin çok benzer bir aklın, yaklaşımın, zihnin üretimi olduğunu şahsen gözlemliyorum. Ya evet, şimdi aslında bütün bu ilk turda konuştuğumuz konular, evet hani neden böyle konuştuk ama bir somut durum da var aslında. Neden böylesi ayrı ama sonuç olarak aslında erken dönem Cumhuriyet'ten bu yana Türkiye'de aydın sınıfının toplumun tamamına ve siyaset, yani giderek siyasetin daha sivilleşmesiyle birlikte yeni gelen iktidarlara, siyasi partilere karşı bir vesayet özlemi oldu. Yani sahip olduğu bilgiyle toplum üzerinde ve siyaset üzerinde hakim olmak, onu yönlendirmek, onun hatta tek yönlendiricisi olmak istedi. Evet, bilgiye sahip olmanın, o bilgi sahibi olan kişiye bu iktidarı vermesi doğaldır. O bilginin dağılımı içinde aslında belki doğrudur bu hiyerarşik tutum. Ama bunun giderek o toplumdaki, Türkiye'de ki hastalıklı yapı nedeniyle hani bu vesayetin çok can sıkıcı bir noktaya geldiğini gördük. Yine yakın dönemden hareketlerini senin de bahsettiğin gibi aslında yeni değil, 10 yıllardır pek çok örneğini yaşaya geldik ama işte şu 13 yıllık AK Parti iktidarları döneminde AK Parti iktidarının dönem dönem projeleriyle birlikte aslında aydın sınıfının belli kesimleriyle işbirlikleri oldu. İşte AB'ye hazırlanırken liberal demokrat kesimlerin büyük desteği oldu AK Parti. Ama daha sonra işte belli konularda o kendi siyasetini dayatması, o dayatmaya siyasetin red cevabı vermesiyle kopuşlar başladı. Orada bir kopuş oldu. Daha sonra işte bugün paralel yapı diye tanımladığımız ama hani Fethullah Gülen cemaati, ki onlar her zaman çok okumuş olmakla, dünyaya entegre olmakla övünürler ve bunu da bir aslında vesayet biçimine dönüştürmüşlerdir bu tutumu bile. Orada bir kopuş oldu. Aslında şu halihazırda AK Parti'nin temsil ettiği toplum kesimlerini ve temsil ettiği siyasete muhalif olan geniş bir, aslında birbirinden farklı görünse de bir yine aydınlar zümresi de var. Biraz bu aydın vesayeti ve Türkiye'deki siyasi hikayeyle birlikte bakarsak ne oldu, ne oluyor? Şimdi aslında burada aydın zümresi nasıl adlandırırsak adlandıralım. Bir grup, yani kendisini okumuş yazmışlar diyen bir grup aslında bir iktidar tanımı yapıyor. Yani burada aydın iktidar, entelektüel iktidar ilişkisini de bu bağlamda değerlendirmek lazım. Bir şekilde Özlem Hanım da aydınların eleştiri merkezi, muhalefet merkezi bir yaklaşımından bahsetti. Aslında baktığımızda temelde bu zümrenin bir iktidar tanımı var. Bu iktidar tanımında bir kalıcı iktidar var, bir de geçici iktidar var. Kalıcı iktidarın ise aslında üç temel unsuru var. Bir, Türkiye'de baktığımızda o ne olursa olsun yerinde duran devlet seçkinlerinin temsil ettiği şekliyle, yani bir anlamda atanmışların temsil ettiği şekliyle devlet. Bu anlamda siyasetse, yani işte sivil seçilmiş siyasetse ve siyasilerse geçici iktidarı temsil ediyor. Diğer taraftan kalıcı iktidar unsurlarından bir tanesi de şu: uluslararası düzenin kurucusu, kurucu aktörü. Yani bu 1945 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki batılı güçler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa. Yani bu anlamda yine iktidarın, kültürel, ekonomik, siyasi iktidarın bir başka kalıcı iktidarın unsuru olarak göründü. Bir başka unsursa, bu yine aydın zümresi açısından, medyada da üniversitede karşılıkları olan bu kesim açısından, kendi çalıştıkları kurum. Yani medyada, üniversitede o kurumların patronları bir kalıcı iktidar odağını temsil etti. Yani bu üç iktidar odağı
her ne olursa olsun bu aydın zümrenin hiçbir surette eleştirmediği iktidar odaklarıyla oradan gelenlerin emir telakki edildiği bir ilişki söz konusuydu. Bu bağlamda aydın muhaliftir, Türkiye'de aydın eleştireldir tespitini yaparken aslında aynı zamanda da bu tarafına da vurgu yapmak lazım. Peki seçilmişlere nasıl baktı? Seçilmişlere ise aslında hep yolcu olarak baktı. Hep ona akıl verebileceği, onu yönlendirebileceği, gerektiğinde imtiyazlarını ondan tekrar tekrar alabileceği bir anlamda bir siyasetin hamallığını yapan unsurlar olarak, aktörler olarak baktı. Ve böyle baktığı için de aslında yeri geldiğinde eleştirdi, yeri geldiğinde muhalif oldu, yeri geldiğinde başkaldırdı. Yani aslında bugünkü hikayede 2000 sonrasında gördüğümüz gibi eleştirellikten muhalefete, muhalefetten de aslında başkaldırıya yönelen bir hikaye olarak karşımıza çıktı. Şimdi aslında baktığımızda herhangi bir iktidar, geçici iktidar, seçilmiş iktidar, kalıcı neyse fark etmez, bir şekilde bilgiyle hemhal olan insanlar açısından bakıldığında bir şekilde doğrusuyla yanlışıyla değerlendirilmesi, muhakeme edilmesi, konuşulması gerektiğine de eleştirilmesi gereken bir unsurdur. Yani bir anlamda bir entelektüel hikayeden bahsediyorsak orada mutlaka karşımızdaki aktörün yaptıklarını masaya yatırmak ve onun gördüğünü göremediğini analiz etmek gerekir. Bu anlamda eleştiri entelektüelin hakkıdır. Bir adım sonrasında daha da ileri götürenin namusudur. Fakat burada bu eleştiriyi bir başka iktidar adına, bir başka iktidarın görevlendirmesiyle yaptığınızda orada bir siyasi kampanyadan bahsedebiliriz. Eleştiriden değil. Dahası bunu eğer bir adım öteye götürüp de her ne olursa olsun karşınızdaki aktör ne yaparsa yapsın ona muhalefet etmek olarak konumlandırırsanız bu da başka bir mesele olur. Yani Türkiye'de baktığımızda 2006-2007'den sonra bu muhalefetin biraz daha belirginleştiğini görüyoruz bir kesimde. Fakat 2012'den sonra bu artık giderek muhalefetten başkaldırıya yönelik bir hal alır ki son olarak bu önce 127 aydın dediler daha evet. Sonra herhalde sayı biraz tuhaf geldi 200'e çıkardılar. 200 aydının mesajı tam anlamıyla bir başkaldırı mesajıdır. Yani Gezi de bu yönüyle baktığımızda Gezi'ye yönelik yapılan atıflar da bu anlamda entelektüellerin yaptığı o dönemde atıflar da bir başkaldırı. Ben izinle bir soru sorayım merak ettiğim için. Muhalifle başkaldırı arasındaki sınırı nasıl ayırıyorsunuz? Yani nedir sizin kafanızı ayrıştıran şey? Yani muhalif olan nihayetinde mevcut sınırlar içerisinde, mevcut çerçeve içerisinde, kurallar çerçevesinde karşınızdaki aktörü her ne olursa olsun yaptıklarıyla eleştirmenizdir. Yani eleştiri daha mikro alanda karşınıza çıkan bir şeydir, parçalıdır, yapılan, atılan adımlara göre siz onu eleştiri yaparsınız. Muhalefette ise aktörü esas alırsınız, aktör ne yaparsa yapsın onu eleştirirsiniz. Fakat yine de başkaldırıda olduğu gibi mevcut sınırları tanımamazlık etmezsiniz. Başkaldırıda sınır tanımazsınız. Yani aynen bugün olduğu gibi. Yani 152 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanının yasal sınırlarını tanımazsınız. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet etmek ne yaparsa yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmek demektir. Fakat başkaldırı bunun ötesidir. Seni saymıyorum, seni indireceğim, bütün gayretim de buna yöneliktir demek başkaldırıdır. Ve bu hal aslında Türkiye'deki, Türkiye siyasetinde son dönemini belirleyen bu irrasyonel bir yerden sonra gerekçesiz Erdoğan karşıtlığını da karşımıza çıkaran bir meseledir. Yani bu Erdoğan karşıtlığı bir dönem bir muhalefeti gösterebilir bize. Fakat artık oradan çok daha başka bir noktaya gelmiş ve çok net bir şekilde bir başkaldırı kültürünü, başkaldırı romantizmini beraberinde getirmeye başlamıştır. Şimdi ne oluyor? Yani aslında baktığımız zaman olan hikaye şu. Siz de bunun çerçevesini çizdiniz. Yani 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde bir ittifak, bir koalisyonun başa geldiği düşünüldü. Türkiye'de siyasetin artık istikrarsızlaştığı, ekonomi istikrarsızlaştığı, toplumun ciddi anlamda problemler yaşadığı bir dönemde bir şekliyle siyasetin bir çözüm odağı olduğunu topluma gösterebilecek bir güç olarak ortaya çıktı AK Parti ve aslında bir normalleşme işaretiydi. Buna Batı dünyası da sevindi, Türkiye'deki farklı kesimler de sevindi. Çünkü Türkiye artık yönetilemez hale gelmişti. Devlet egemenlik krizi yaşıyordu vesaire. Şimdi AK Parti bu anlamda başa geldikten sonra herkes AK Parti'ye bir yönüyle baktığımızda akıl vermeye, akıl hocalığına soyunmaya başladı. Açıkçası AK Parti'nin de kuruluş yaklaşımına, felsefesine baktığımızda farklı toplum kesimlerini, farklı düşünce kesimlerini dinleyen, onlardan faydalanan bir yanı olduğunu da biliyoruz, görüyoruz. Fakat bir dönem sonra
bu fikir verme, akıl verme meselesi iktidar paylaşım talebine dönüştü. Yani oyla demokrasi süreci içerisinde iktidarını elde eden AK Parti'den yine bu imtiyazlı kesimler perde arkasında iktidarını bölüşmesini istediler. Ve AK Parti, Erdoğan buna karşı çıktığı an itibariyle muhalefet bir süre sonra başkaldırı sürecine döndü. Ben hikayeyi biraz böyle okuyorum. Hı hı. Niye böyle olduğu sorusunun cevabı biraz bende böyle. Evet, sizce? Yani tabii ki insanların bir kısmının, bunlar aydınlar da olsalar, aydın kavramını da tabii tırnak içinde kullanıyorum. Ben okumuş yazmışlar demek daha doğru. Çünkü sonuçta aydın dediğimiz zaman oraya daha farklı bir anlam yüklüyoruz. Biraz mistifiye ediyoruz belki kavramı, evet. Ya da ahlaki bir anlam. Üstünlük veriyor, evet, aslında. Evet, yüklüyoruz. Yani sonuçta diyelim ki üniversite mezunu olmak, bazı şeyleri biliyor olmak, dünyayı iyi kötü görmüş olmak. Bunlar insanı diğer insanlardan da farklı olarak çok daha ayrı bir kategoriye koymak için yeterli değil gibi geliyor bana. Çünkü bilgi tek başına insana doğru yolu gösteren bir rehber değil. Yani insanın doğruyu, yanlışı seçmesi tamamen ahlaki bir tercih. Yani hep verdiğim bir örnek vardır. Diyelim ki dedikoducu bir insan yeterince bilgi sahibi olmadığı sürece yine dedikodu yapar. Onu çok eğitirsiniz, çok öğretirsiniz bir sürü bir şey. Okullar bitirir, üniversiteler bitirir. Daha fazla kavramla dedikodu yapar. Yani yani daha sofistike olur dedikoduları. Onun dedikodu yapmasını engelleyecek olan şey ahlaki bir şeydir. Yani dolayısıyla da bilgiyi bu anlamda fetişleştirmemek de lazım. Biz şimdi yani özellikle de üniversitede olanlar açısından söyleyeyim ya da genel olarak okumuş yazmışlar entelektüeller için herkes tabii kendisini öteki insanlardan daha fazla ayırt etmeye çalışır. Yani sınıfsal olarak, bilgi olarak vesaire. Dünya çünkü böyle. İnsanların birbirine yarıştığı da bir yer. Bir tarafıyla. Dolayısıyla da bizim temel özelliklerimizden birisi bilgiye sahip olmamız. O halde bu özelliğimizi abartarak öteki insanlardan daha farklı bir yere kendimizi prestij, statü olarak koymaya çalışırız. Öyle bir şeyimiz vardır yani okumuş yazmışlar olarak. Ama bunun çok da anlamlı bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Sonuçta bilgi, bilimsel bilgi, sahip olduğumuz bilgi türlerinden sadece bir tanesidir. Ve bunu tek başına bu bizi daha erdemli yapmaz. Dolayısıyla da öncelikle bunu tespit etmek lazım. Hı hı. Yani okumuş yazmışlara yönelik ilave bir saygı, öteki toplum kesimlerinden daha fazla bir saygı tartışılır bir şeydir. İkincisi de şu, her toplum kesimi egemen olmak ister ve aslında iktidara, subaşına daha fazla yakın olmak ister. Okumuş yazmışlar da bir kesimdir ve onlar da ister bunu. Belki bunu daha iyi temellendirir. Yani diyelim ki tarım kesimi de toplumsal artıktan, gelirden, milli gelir pastasından daha fazla pay ister ama bunu belki üniversiteliler kadar daha iyi söyleyemez. İşte eğitimi böyle fetişleştirerek ya da eğitim ideolojisi üzerinden bunu talep etmek daha çok maharet ister. İşte dediğim gibi o daha sofistike dedikodu meselesinde olduğu gibi. Dolayısıyla da yani aydın kesim ne istiyor ya da işte entelektüel kesim nasıl adlandırırsanız o da öteki kesimlerden daha fazla farklı olmak istiyor. Yani kendisini daha yukarıda, daha avantajlı kılmak istiyor ve kendisine ve çocuklarına daha avantajlı bir yer sağlamaya çalışıyor. Bu da normal bir şey ama buna izin vermemek gerekiyor. Yani o kesimin içinde olmanız bu adaletsizliği savunmanız anlamına gelmiyor. Yani tam tersine mesela diyelim ki bilgiyi bu anlamda bir iktidar aracı olarak yapmaya çalışanlara karşı biraz önceki o aslında yapıyı bozan o söylemi dile getirmek gerekiyor. Bu bir. İkincisi yani evet bu anlamda toplumun bir kesimi bazı aydınlar işte bu bildirilerde falan da var. Evet böyle tercihlerde bulunabilirler. Diyelim ki yaşadıkları ülkeyle ilgili yaşadıkları toplumla ilgili liderlerle ilgili rasyonel ya da irrasyonel tepkiler koyabilirler. Bunu anlayışla karşılıyorum. Yani demokrasinin doğal
sonuçlarından birisidir. Ama bu eleştirmeye engel değil tabii ki. Yani saçma gördüğünüz zaman da söylemek gerekiyor. İnsanların saçmalama hakkı da var. Ve bazen insanlar bu hakkı kullanıyorlar. Okumuş yazmış olmak da bu hakkı kullanmaya engel değil. Şurada bir anormallik yok mu? Şimdi hani bu hani sıfır noktasında değiliz. İşte hani 100-150 yıllık bir aydın sınıfının toplum ve siyaset üzerindeki vesayetini biliyoruz. Ve Batı hayranlığı ve kendi toplumuna hakir görerek baktığını da biliyoruz. Dolayısıyla süreyen bir şey var. Bu böyle hep devam ettikçe bu hani bir normallik değil. Hani sizin söylediğiniz gibi hani sıfır noktasında değil. İlk kez böyle bir bildiri yetti artık bu iktidarı bedelini ödeteceğiz, süpüreceğiz gibi bir söylemle ortaya çıkmak. Hani bir defalığına mahsus olsa evet hani ama bu bir şeyin de işareti değil mi? Hani eleştiriden fazlasını da gerektirmiyor mu? Yani aslında çok fazla bence ciddiye almayı gerektirmiyor. Yani baktığınız zaman hani zulmün artsın ki sonun çabuk gelsin falan ateşlere gelesin gibi böyle beddua falan şeyleri yani yani evet onlar da bunu yazmış falan demeyi gerektiriyor bence. Çünkü şu olabilir yani zaman zaman öyle dönemlerden geçersiniz ki bütün dünyaya haykırırsınız ve ben hani bu kendi ülkesini şikayet ediyor yaklaşımını taşımıyorum. Yani ben kendi ülkemi şikayet ederim. Dünyanın her tarafına karışmaya kendimi yetkili görüyorum. Diyelim ki Guatemala'da bir problem varsa kendimi buradan karışmaya yetkili görüyorum. Ama yani mesela bu argümanlar üzerinden bir de kime söylediğiniz de çok önemli. Yani söylediğiniz otorite mesela devletler piripak olsa onu da anlayacağım ya da mesela seslendiğiniz lider evet yani sonuçta Mısır darbesini gözü kapalı bir şekilde karşılamış. Kendi ülkesindeki özellikle insan hakları ihlalleri oradaki özellikle de evet azınlıklara demeyeyim yani yabancılara yönelik Mısır'daki darbeyi gözü kapalı karşılamış olanların mektubu mu Merkel'e yani öyle baktığımızda bir de o boyutu da var evet yani hani Merkel'i ben söylüyorum tabii. Mesela Avrupa Birliği hala Mısır'da yaşananın darbe olup olmadığına karar veremedi. Niye? Çünkü karar verirse gerçekten bu metinde de hani söylenen o kriterlere göre ilişkilerini farklı kurması gerekiyor. Onu da yapmak istemiyor. Hı hı. Şimdi dolayısıyla da yani kimi kime şikayet ediyorsunuz gibi basit bir şeyle de karşı çıkılabilir. Ve tabii ki içerik olarak da aslında bir sürü eleştirilmesi gereken şey var ama yani ben o kadar görüyorum. Sonuçta bazı insanlar zaman zaman çok politize olabiliyorlar. Yaşadığımız ortamdan dolayı mesela daha sonra ya aslında yani saçma bir şeymiş gerçekten de falan diyebilecekleri bir işler de yapıyorlar. Ben de bu işler kabilinden görüyorum bunu. Evet. Ama bir şeyi tabii vurgulayayım. Dediğiniz doğru. Yani yapısal bir problemi de yansıtıyor bu. Yani özellikle de Türkiye'li entelektüellerin o özellikle de yani daha çevreden gelenlere karşı tahammülsüz, onlara karşı daha küçümseyici, çemkiren bir ifade tarzı var ve bunlarla beraber düşünüldüğü zaman da bir yere oturuyor. Yani Türkiye ne kötü dönemlerden geçti, ne darbeler, ne muhtıralar, ne acılar yaşandı, ne büyük katliamlar yaşandı. Ve bu süreçlerde yani entelektüeller gerçekten asıl bu türden tam da yazmaları gereken metinleri yazmadılar. Ama yani şu an bu türden metinler yazılıyor. Bunu da aslında belki geldiğimiz aşamadaki çeşitliliğin belki bir tür kendisini daha iyi ifade edebilme serbestisinin ortamına bağlamak da gerekiyor. Evet. Yani mesela diyelim ki sözün ettikleri gerçekten bir korkunçluk söz konusu olsaydı zaten bu tür metinler de yazılamazdı ya da yani bunların sonuçları olurdu. Yani o bakımdan da aslında belki bunu bir normalleşme belirtisi olarak da görmek lazım. Ama tabii Türkiye'de uzun konuştum biliyorum farkındayım ama zaten reklam arasına gideceğiz siz bağlayın tabii. Ama yani Türkiye'de yani böyle bir şeyi yadırgamamamız gerekiyor. Yani özellikle de okumuş yazmışlar söz konusu olduğu zaman o bildiğimiz yani tepkiselliğin ya da o sınıfsal zümrevi refleksin bir yansıması olarak da değerlendirebiliriz. Belki şöyle de değerlendirilebilir. Hani bunu ayrıca da konuşabiliriz reklam arasından sonra. Sahip oldukları o imtiyazlı alanı
ve iktidar üzerinde, toplum üzerinde kurdukları vesayetin kırılmakta olduğuna dair bir haykırış olarak da, yani kaybettikleri bir şeye dair bir haykırış olarak da. O refleks derken aslında biraz da evet, okumak ve bunun aslında iyiye işaret, iyiye gidiş olduğunu da görmek lazım. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra Bekir Berat Özüpek, Fahrettin Altun, Özlem Zengin ile İnce Fikir Ülke TV ekranlarında devam edecek. Yakışıyor mu sana arkadaşım? Yakışıyor mu? Yakışmıyor. Şimdi buradan böyle geçerken burada bu taşları gördüm. Birinin buna takılma ihtimali beni çok çok ürküttüğü için bunları böyle oraya atıyordum. Ya onu demiyorum ya. Böyle iletişimi kaldı. Taşla falan nereye kadar? Arayıp konuşsana kızı. Ha, onu diyorsun. Jota haklı. Bups'tan her yöne 1000 dakika, 2 GB internet ve her yöne 5000 SMS ayda 25 lira. Bu arada kızın babası da bir sağdır balkonda. Ona göre. Ben de sil bitsin dedim ve Papya'nın değişim hareketine katıldım. Papya havlu çok daha emici, çok daha dayanıklı. Çünkü tam 3 katlı. Papya havluyla daha az yeter diyenler Papya'nın değişim hareketine katılıyor. Sen de katıl, farkı gör. Papya, çünkü daha iyisine layıksın. 2016'da yağmur ormanlarına gidiyoruz. Dünyanın bütün çiçekleri ve kültürleri burada. Mars yüzeyi, yağmur ormanları, bilim ve teknoloji merkezleri burada. Dünyanın eğlencesi burada. Expo Kulesi burada. 6 ay boyunca bütün dünya Expo'da. Expo 2016 Antalya'da. Avea Prime ayrıcalığı Samsung'un en yenisiyle buluşuyor. Şık metal çerçeveli cam tasarım ve gelişmiş S Pen ile Galaxy Note 5 benzersiz bir deneyim için Türk Telekom grup mağazalarında sizi bekliyor. Üstelik sizin belirleyeceğiniz taksitlerle. Avea Prime, tadını çıkarın. Evde bol gigabaytlı internetin varsa hızın düşmez. İnterneti seviyorum ama bağlanmaktan korkuyorum diyenler oluyor. Benden bir tavsiye. Korkmayın, gönlünüzce yaşayın interneti. 100 GB'lık limitsiz internet al, evinde bilgisayardan da, cepten de, tabletten de aynı anda bağlan. Üstelik ayda sadece 61 liraya. Seviyorsan gel bağlan bence. Ya da ara, sen bilirsin. İnce Fikir devam ediyor. Türk aydınının kendi toplumuyla ilişkisini konuşmaya, sorunları konuşmaya devam ediyoruz. Özlem Zengin'le kalmıştık. Özlem, araya gitmeden önce hem Bekir Bey hem Fahrettin Bey de açtılar. Bu aydın vesayeti üzerine konuştuk aslında. Senin de bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Şimdi yani burada şöyle bir şey görüyorum aslında. Türkiye'nin çok böyle yapılması zor işleri var. Yani bu zor işleri yapmadan sadece kendi alanında kalarak ülkenin tamamıyla alakalı daha değerli bir söz söylemek için bir bastırma hali olarak görüyorum. Yani bir diretme, bir bastırma, bir çocuk inatçılığı gibi haykırarak, ağlayarak, daha çok ağlarsa sanki daha fazla şeye sahip olacakmış gibi bir hal var. Zaman zaman da bu ülkede bunun işe yaradığını görüyoruz. Yani hayatın akışı içerisinde Türkiye'nin dönüp baktığımız zaman işte son 100-150 senesinde bunların işe yaradığını da görüyoruz bence. Fakat şu an işe yaramayan bir hal var. Artık yani bu ağlayarak, bu tavırla, bu üslupla gitmiyor bazı şeyler. Siyaseti küçümseyen ama tabii demokrasi gereği hep kullana geldikleri kelimeler var. İşte milli iradeye saygılı olmak, sandığa saygılı olmak. Ama buradan çıkanla asla iktifa etmemek. Yani oradan çıkana ruhen razı olmamak. O yüzden de ellerinde var olan şeyi, daha az olan şeyi daha çoğaltmak için bir gayret bu. Ben öyle bakıyorum.
Bunun içerisinde işte medyanın biraz evvel Fahrettin Bey'in ifade ettiği gibi yani medyayı idare edenler, Türkiye'nin aslında ekonomisini yönetenlerin, belki ekonomik değer yaratan isimlerin de geçmişten bugüne ben en önemli siyasi aktörler olduğunu düşünüyorum. Asıl gerçek siyaset üreticiler maalesef arka tarafta, belki dünyada da bu böyle. Ekonomiyi üreten, o ekonomik değeri yaratan isimler, bir taraftan medyanın liderleri siyaset yapmadıklarını söyleyerek herkesten daha fazla siyaset yapma hakkını kendilerinde buluyorlar. Ben aleni yapıyorlarsa bunlara mahsur görmüyorum. Yani asıl mesele beni rahatsız eden şey, yapmadıklarını söyleyerek bunu yapıyor olmaları beni rahatsız ediyor. Yoksa medyada tarafta olabilir, aleni olarak siyaset de yapabilir, tercihini bundan yana kullanabilir. Ama bunu yapmak yerine, tamamen bir tarafsızlık kisvesi altında siyaset üretmesini çok kolaycılık olarak görüyorum. Bu anlamda özellikle akademik camia içerisine baktığımız zaman belki üniversitelerin sayısının çok artmasıyla beraber gerçek manada bir şey oldu, bir çeşitlilik oldu, bir çoğalma oldu. Elbette süremiz az olduğu için belki tekrar hızlıca dönme imkanı olmayabilir ama yani Türk baktığımız zaman üniversitelerimizdeki sorun ondan hepimiz haberdarız. Yani gerçek manada üniversite diyebileceğimiz ne kadar üniversitemiz var? Yani bunları tartışıyoruz. Kendi içimizde tartışıyoruz. Ve görebildiğimiz şey aslında aydınların eğer bir kefede tartacaksak ürettikleri akademik kazanımla, akademik anlamdaki çabayla alakalı bir rekabetlerinin olması lazım. Evet. Böyle bir tartıdan geçiyor olmaları lazım. Ama her birinin farklı alanlarda çalışıyor olmasına rağmen bu tarz seslerini yükseltmeleri hep siyasi bir duruş karşısında oluyor. Toplumsal bir duruştan ziyade, toplumun bir temel meselesini çözmekten ziyade bu tarz olaylarda ya ne zaman siyasetle alakalı bir şey olsa, bir artık safların netleşmesi gereken bir tavır olsa, o zaman akademik camiada bu çığlığın yükseldiğini görüyoruz. Ya beni rahatsız eden şey bu. Keşke işte Suriye meselesinde daha farklı bir duruşlar olsa, mültecilerle ilgili daha farklı bir duruşlar olsa, aynı yükselen sesi, aynı kaygıyı bu kadar yüksek derecede bir araya gelerek hazırlanmış, altı çizilmiş bir kaygıyı o zaman üretseler, ben bu telaşın, kendilerinin bu memlekete dair olan meseleyi hakikaten gerçekten kale aldıklarına inanacağım. Burada sahte olan bir taraf görüyorum. Yani gerçek olmayan bir taraf görüyorum. Ve Türkiye'de gerçek manada üniversitelerin birinci önceliğinin akademik bilgiyi üretmek, birinci önceliğinin öğrenci yetiştirmek olduğunu görmeden, yani bunu hissetmeden de ben bu akademik ünvanları da biraz sanal buluyorum hocam. Beni bağışlayın ne olur. Zaten ama üniversite sanal buluyorum yani açıkçası. Yani. Akademik bir bilgi üretmek evet. için o bilimsel bilgiyi tartışmak, çoğaltmak, zenginleştirmek, yanlışlamak onun için kurulmadı. Yani Darülfünun reformu Darülfünun'un tasfiye edilmesi, üniversite reformu zaten tam da üniversitelerin resmi ideolojinin yeniden üretildiği evet. bir yüksek lise gibi olması için kurulmuştu. Bugünkü YÖK kanuna baktığınızda da aynı şeyi görürsünüz. Yani Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun öğrenci yetiştirmekten bahsediyor. Şimdi bu zaten böyle bir amaçla kurulmuş. Dolayısıyla evrensel anlamıyla üniversite nosyonuna uygun olsun diye kurulmamış. O amaca hizmet etmiyor. Kurulduğu amaca hizmet ediyor. Bu da çok normal. İşte 2003'te mesela ben hatırlıyorum. Yani AK Parti kurulurken de yani YÖK'le alakalı meseleyi tartışacağına dair bir vaadi vardı. 2003'e geldiğinde de bir taslak çalışma da yapıldı aslında. Fakat yaşanan süreç hiçbir zaman bütün meseleleri gerçek zemininde tartışmak imkanı vermiyor bize. Yani her seçime geldiğimizde orada asıl meseleleri konuşmanın önüne geçen bir başka daha önemli bir mesele öne çıkıyor. Ya oysa ki yola çıkıldığında YÖK meselesine hepimiz karşıyız yani bize karşıyız yani YÖK kanunundan hoşlanmıyoruz, bir anayasa değişikliği olması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer biz bugüne kadar hani bu aydınlar da el verseler de hep beraber ki anayasa yapmak bir partinin işi de değil, meclisteki bütün siyasi partileri ilgilendiren bir mesele. Bu meseleyi çözebilseydik yani sadece bir rektör seçimi savaşının ötesinde bir şeye dönüşebilseydi o zaman bir anlam kazanacaktı. Yani burada her seferinde özellikle eski o kafada diyeceğim arkadaşların, insanların hep kaleleri aynı yerde tutmak için gösterdikleri mücadele yerine hep beraber yeniyi yapmak için, yeniyi geliştirmek için bir mücadele sergilenmiş olsa ya Türkiye'de akademinin kendisi sorun olmaktan çıkardı. Akademik camia için en önemli sorunun kendi varlıklarının bizatihi bir soru sorarken bile neden böyle bir sorumuz var diye sormak bile bizatihi bence çok temel bir sorun olduğunu gösteriyor burada yaklaşık. Evet, şimdi baktığımızda
varken daha önceki haftalarda olduğu gibi geniş olamayacak seçim nedeniyle bir belgesel girecek buçukta. O yüzden kalan zamanımız daha ekonomik kullanmayı öneriyorum ve şu soruyu yöneltiyorum size Fahrettin Bey. Şimdi Türk Aydın'ın sorunu ne sorusuna verdiğiniz cevap önemli bir cevaptı. Yani çünkü Türk Aydın'ın kendi soruları yok. Kendi sorularına sahip olmamasından kaynaklı bir sorun var dediniz. Bunu çok önemsiyorum. Ama hani işte Osmanlı'nın son dönemi, Türk Aydın'ı dediğimiz o tipolojinin, o zihniyetin doğduğu yıllarda da Osmanlı bir devlet olarak işte çağın ulusalcılık, ulusal, ulus devlet fikriyle devletin parçalanmakta olduğunu ve yeni çağa hazırlıksız yakalandığı düşüncesiyle bir takım tedbirler almak istedi. Fikri anlamda bir çare üretmek istedi ve işte Sufaktura'nın da makalesinde ifade ettiği gibi aslında üç ayrı çözüm önerildi. Turancılık, Osmanlıcılık, İslamcılık. Geçen yüzyılda oluşan bu üç ayrı fikri akım bir soruya, bir soruna çözüm üretmek için geliştirilen bu düşünceler, düşünceler toplamı. Bugün içinde aslında benzer bir şey yok mu? Mesela epeyce bir zamandır bu daha çok 2000'lerde öne çıktı. Ulusalcılık denilen akım. İşte bu bölgede özellikle yaşanan sorunun devasının İslamcılık diyebileceğimiz, hani ümmet birliğiyle giderilebileceği fikriyatı ya da işte Türkiye'lilik, yani bir anlamda Osmanlıcılık da diyebileceğimiz yeni yeni fikirler, hani milliyetçiliğin de yanı sıra. Bugünün aydını için, bugünün Türk aydını için bir yüzyıl önceki bu çare arayışları ve çözümler paketinin bugün dile getiriliyor olması aslında Türkiye'nin bir anlamda Türk aydınının soruları ve sorulara çözümleri olduğunu göstermez mi? Burada sıkıntılı bir şey var mı? Şimdi açıkçası siyaset düşüncesi alanında farklı yaklaşımların, farklı perspektiflerin gündeme getirilmesi, bunların üzerinden temel meselelerin tartışmaya açılması her şeyden önce bir zenginliktir. Yani bu yönüyle baktığımızda hani Türkiye'nin bir ülke olarak yönünün nereye çevrileceği, ekonomisinden toplumsal alanına, kültürüne kadar farklı sorunlarına nasıl çözüm getirileceğiyle ilgili farklı perspektiflerin ortaya konması, siyasi yaklaşımların ortaya konması, eğer gerçekçi birer zeminleri varsa, bu Türkiye'yi daha ileri noktaya götürecek bir unsurdur. Bu anlamda baktığımızda 2000 sonrasında Türkiye'de siyasi düşünce alanına baktığımızda biz elbette farklı perspektiflerle karşı karşıya kalıyoruz, farklı yaklaşımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat çok ilginç bir şekilde Türkiye'de siyasi düşünce tarihine baktığımızda aslında genişleme dönemlerinde, yani bir anlamda tartışmaların daha rahat yapılabildiği dönemlerde gerçekten farklılıkların bir zemininin olduğunu, bir anlamda belirli soruların etrafında düşünceler üretildiğini görebiliriz. Fakat daralma dönemlerinde, ki aslında gerçek anlamda ülkenin sorularına cevap bulunması gereken dönemlerde, bu farklılaşmaların ortadan kalktığını ve birdenbire neredeyse siyah beyaz netliğinde bir ayrışmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Yani darbeler dönemi sıkışma dönemleridir. Darbeler dönemi olduğunda birdenbire çok darbeye destek verenler ve darbeye karşı çıkanlar, ama bunu dillendirebilenler, dillendiremeyenler şeklinde bir ayrışmanın olduğunu görüyoruz. Yani 2000 sonrasında baktığımızda Türkiye'de, 2002 AK Parti iktidarı sonrasında baktığımızda gerçekten ulusalcılık dediniz siz, pek çok farklı fikrin gündeme geldiğini, tartışmaya açıldığını görüyoruz. Yani fakat çok ilginç bir şekilde örneğin 27 Nisan e-muhtırası olduğunda, yani o farklı yaklaşımların, farklı fikirlerin perspektifinden bir meselenin ele alınmadığını, neredeyse yine destekleyenler ve karşı çıkanlar şeklinde bir ayrımın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu
2002 sonrasında çok daha netleşen bir boyuta taşındı ve bugün geldiğimiz noktada aslında baktığımızda çok ilginç bir şekilde, yani bu daralmayı yaşadığımız da bir dönem aslında bu, evet, bu anlamda baktığımızda, yani bir vesayetten yana olanlar ve vesayetten yana olmayanlar gibi bir ayrımın neredeyse karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu aslında düşünsel anlamda baktığımızda bir fakirleşmedir. Evet. Ama evet, siyasal anlamda baktığımızda bu bir mecburiyettir. Yani nasıl bir mecburiyettir? Sonuçta bugün baktığımızda, yani çok açık, iki örgütün iki yapının adını nasıl ifadelendirsek ifadelendirelim. Yani siyaset alanını zehirlediği bir durum var karşımızda. Yani paralel yapı var, PKK var, ne dersek diyelim, bir şekilde yani illegal yol, yöntem üzerinden siyasete şekil vermeye çalışan, Türkiye'nin yönünü belirlemeye çalışan iki tane yapı var karşımızda. Bunların aslında ortaya koyduğu perspektifi de sahiplenen bir aydın zümre var. Şimdi yine bu imza meselesi, Berat her ne kadar hani bunlar çok önemli değil dedi, niye öyle dediğini de anlıyorum. Çünkü evet, bir yönüyle baktığımızda herkesin saçmalama hakkı vardır der ve geçebiliriz. Fakat onun biraz daha sosyolojisine baktığımızda, yani çok ilginç bir şekilde, yani bir araya gelmesi mümkün olmayan beş benzemezlerin yine bir araya geldiğini orada görüyoruz. Yani işte evet, PKK'ya destek verenler orada, evet, işte paralel yapıya destek verenler orada, yani kendisini Türkiye'nin demokratikleşmesine adadığını söyleyen, bir dönem işte askeri vesayetle mücadele için ömrünü vereceğini söyleyen, Kürt sorunu çözülsün diye her şeyi yapacağını söyleyen ve kendisini liberal diyen, işte Hasan Cemal de orada vesaire. Şimdi bu bağlamda baktığımızda, böyle bir değerlendirme yaptığımızda aslında evet, bu ideolojik perspektifler, yaklaşımlar bir evet zenginlik olabilir. Fakat sahiciliği esastır bence burada. Ve bu sahicilik üzerinden yürüdüğü takdirde bence Türkiye'de farklı fikir akımlarının olması, kendisine yer bulması Türkiye siyasi kültürünü geliştirecek bir unsurdur ve mutlaka böyle bir yola gitmemiz lazım. Fakat bunun için öncelikle ihtiyacımız olan şey bence gerçek anlamda normalleşme. Üniversiteleri de ancak bundan sonra konuşabiliyoruz. Şimdi baktığımızda 2002 sonrasında, gerçek anlamda baktığımızda gayri safi milli hasıladan yüksek öğretime ayrılan payın neredeyse 3 kat arttığını görüyoruz. Yani çok ciddi anlamda, yani OECD ortalamasına çok yaklaştığımızı görüyoruz. Yani istatistikleri masaya yatırdığımızda Türkiye'nin bu anlamda çok ciddi bir büyüme yaşadığı, çok ciddi bir nicel büyüme yaşadığı ortada. Açtığımız üniversite sayısı, yani bu anlamda Türkiye'nin açtığı üniversite sayısı son 13 yılda Cumhuriyet'te açılan üniversite sayısının 2 katı. Ve bu anlamda da bakın şöyle bir şey de var. Bu durumu nitel olarak iyileştirecek olanlar da o üniversiteleri dolduranlar. Bu çerçevede baktığımızda bir normalleşme yaşanmadığında, yani artık normal şekilde fikri, düşünsel mücadeleler olmadığında, yani olabildiğinde o durumda işte biz bu farklılıklardan, farklı fikir akımlarından bahsediyoruz. Bugün bundan bahsedemiyoruz. Ne yazık ki iki kamp var, karşı karşıya gelmiş ve bunların aslında yine Türkiye'nin siyasetine ilişkin mücadelesinden bahsediyoruz. Neden böyle oluyor? Yani ben bir daha görebilir miyim? Belki sonra hatırlatmak zor olur. Yani bu kamplarla ilgili söylediğiniz şeye de şimdi bakıyorum. Mesela Hasan Cemal örneği verdiniz. Bugün de yazmış, vereceği oyu da yazmış. Şimdi orada artık son nihai anlamda karar verirken insanlar kendi hayatlarının tamamına bakarak değil, en son ne diyelim, engellemek istedikleri, dur demek istedikleri nihai noktadaki birliktelikleri üzerinden bir karar verme haline geçiyorlar. Yani asıl mesele aslında bunun arkasında işte o farklı ifade ettikleri halleri, o farklılıkları koruyarak, o eleştirileri yaparak bir tercihte bulunmak değil mi? Asıl olan, doğru olan bu diye düşünüyorum. İşte bu saflaşma olduğu müddetçe bunun arkasında kalan o iç tartışmalar, ki muhafazakarlar için de bu geçerli, bu iç tartışmalar arka planda kaldığında bu saflaşma ancak derinleşebilir. Yani bunları kendi içimizde tartıştığımız kadar aleni tartışabilirsek eğer, ben öyle düşünüyorum, o zaman ortak taraflarımız ortaya çıkacak ve bu saflaşma içerisinde birbirini anlayan insanlar bir araya gelecek ve bu kadar keskin bir hat olmayacak. İşte düşmanlık meselesi bu iç tartışmaların dışarıya yansımasını engelliyor. Dışarıda dürüstçe yapılmasını maalesef engelliyor. Ben normalleşmeden de bunu anlıyorum. Yani evet, normal hale gelmekten bunu kafamda netleştiriyorum. Yani burada bir saldırı aslında süreci ortaya çıktıktan sonra bir şekilde
Türkiye'de örneğin yani demokratik bir iktidarın saldırı altında olduğunu düşünenler, düşünen aydınlar vesaire farklılıklarına bakmaksızın bir araya geliyorlar ve diyorlar işte zaruri olarak bir araya geliyorlar. Yani çünkü evet, orada bir zaruret hali gerçekten ortaya çıkıyor. İşte bu hal hiçbir zaman son 15 yılda hiç ortadan kalkmadığı için biz YÖK'le ilgili bir şey yapamıyoruz. Hep en son noktaya geldiğimizde bir sanki derin bir muhakkak yapılması gereken derin bir mücadele alanı var ve mücadele alanında her bir şeyi bir tarafa koyup o nihai kararda birleşmek gerekiyor. Ve bu hal ortadan kalkmadan bu temel meseleleri gerçek manada konuşup çözüm öğretme imkanımız kalmıyor. Ama acaba mesela YÖK'ün değiştirilmesi gibi bir mesele, ikinci bir mesele haline mi geliyor? Evet, yani öyle oluyor. Onu demek istiyorum. Kimin kullanacağı ile ilgili evet, bence bir ayrılık var. Ve bence bu hani bu mücadele zaruri bir mücadele. Yani hani yarın seçimler var işte. İşte onu söylüyorum. Hani seçilmiş yani, olanlar. Türkiye normalleşebilse evet, Fadimeciğim bu zaruri halleri ortadan kaldırabileceğiz. Ve temel meseleleri tartışıp, alevi olarak tartışıp, belki o farklı görüşteki insanlarla birlikte ortak bir noktada buluşup çözüm üretme imkanı olacak. Yani bunun başka yolu yok açıkçası. Evet. Yani aslında ben Türkiye'nin bunca zorluğa, bunca duvarlara çarpmasına, sıkıntısına, dar boğazlardan geçmesine rağmen bütün bu süreçlerin de bu normalleşmeye giden sürecin evreleri olduğu kanaatine evet, sahip. Yani bir sürü problemimizi çözdük. Evet. Başvurusu meselesini çözdük. Üniversitelere baktığımızda farklı yapıdaki insanların oralara dahil olması. Ya bu çok önemli bir şey. Yani eşit bir yarış oldu insanlar bile, arasında yani. Şu metinlerin yazılıp yayınlanıyor olması bile aslında o evrenin göstergeleri. Evet. Ve hani bu önemli değil, onlar da saçmalayabilirler diyebileceğimiz bir evredeyiz. Bir süre sonra artık bu metinlerin hiçbir etkisinin değerinin olmadığı görülecek ve belki bunlar yazılmayacak. Zaten az dikkat ederseniz ve yani üniversitelerin bu kadar çoğaldığı, akademisyenlerin bu kadar sayısal olarak arttığı bir dönemde bu sayılara ulaşmaya çalışılıyor. Bir ikincisi de yani bu tür yaklaşımların ortaya çıkması, insanların bundan dolayı acaba ben üniversiteden atılır mıyım, YÖK bana bir şey yapar mı kaygısını evet, taşımaması bir normalleşme göstergesi. Geçmiş dönemin YÖK'ünden bahsediyoruz ama hani çok da geçmiş bir dönem değil. Yakın geçmişteki YÖK'te mesela bu olamazdı, bu mümkün değildi. Çünkü böyle devasa bir kurum olarak akademik hayatın, akademisyenin üzerine çökmüştü resmen. Yani bir yerde yaptığınız bir konuşmadan dolayı bile hakkınızda soruşturma açılabiliyordu. İşte kullandığınız kelimeler, makaleler. Kırıkkale Üniversitesi'nde birisi bir konuşma yapmış. Hı-hı. Jandarma Genel Komutanlığı yazı yazıyor ki sizin bir şeyiniz, üniversitenizin bir mensubu falanca yerde konuşma yapmış. YÖK'te işlem yapıyor. Şimdi o günlerden bugünlere geldik. Dolayısıyla tabii çok yakın bir zamanda mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde bir akademisyen şiddet kullanımının siyaset için meşru bir araç olduğunu yazabildi, söyleyebildi. Evet. Yani o günlerden, o yasaklardan bugüne gelindiğinde de işte bu tür şeyler olacak. Yani bunlar ortaya çıkacak. Bir sürü insan gündelik hayatın içinde bunları okuyacak, tüketecek. Bazı siyasi işte kavgaların içinde bu metinler konuşulacak. Ben bu kadar fazla yani o yüzden de gündeme almaya çok da gerekli görmüyorum. Bazen öyle metinlerin zamanı olur ki o metinlerin gerçekten değeri de olur. Mesela bu başörtüsüyle ilgili YÖK'ün evet, hani biz hepimiz aynı görüşteyiz dediğinde üniversiteler bu konuda yani o yasakçı yaklaşımı evet, savunma konusunda biz hepimiz hemfikiriz dediğinde bir grup akademisyen biz de vardık evet, çıktık ve hayır böyle tabii değil. Orada da şöyle bir hemen not düşeyim, bu güncelde bir tartışmaya karşılık geliyor. Hatırlarsan 297 kişiydik. 297 kişi bir orijinal bir hani liste oluştu. Ondan sonra aslında diğer pek çok kişi de tedirgindi. Hmm. İlk 297 kişi liste, hatta o dönemde Star Gazetesi'nde bütün listede yayınlanmıştı. Evet. Sonrasında bir web sitesi açıldı ve sayı 2000'e kadar çıktı. Yani onu da belirtmek 2000 lazım. 2000 akademisyen destek verdi. Destek verdi ama hani o da bir süreç içerisinde çıktı. Oradaki 297 kişilik liste o vurucu etkiyi yapan. Mesela bu sıyrılma noktasıydı mesela. Hani bu bundan sonrasındaki artık metinler, yarın da başka metinler de çıkabilir. Karşı açıklamalar çıkabilir. Onlara karşı açıklamalar çıkabilir. Bu yani aslında bir normalleşmenin göstergesi. Üniversiteler arttı. Üniversitelerin çeşitliliği de arttı.
Yani geçmişte bazı konuları konuşamıyorduk, bazı konularda ders yapılamıyordu, bazı derslerin isimleri o isim, o kelimeyi içermeyecek şekilde düşünmüyordu. Şimdi öyle de değil. Yani dolayısıyla da ben bunu aslında bir normalleşme göstergesi olarak, beşinci kez söylüyorum ama. Berat Bey çok kusur normalleşmedik yani bunu bu kadar. Evet, biz zihin olarak yaşadığımız sıkıntılara rağmen ama yani böyle normalleşme dediğimiz şey bir gül bahçesinden koşarak, gülerek geçeceğimiz bir şey değil yani, olacak bunlar. Aslında bütünsel olarak baktığımızda da aslında ben de hani son dönemde hani ifade ettiğimiz gibi 2012'den sonra bir anlamda bir sıkışmanın varlığından bahsettik. Ben de hani o dönemi genel olarak değerlendirirken bunları da bir normalleşme sahnesi olarak değerlendiriyorum. Her ne kadar tabii ki burada yapılan açıklamaların hani şiddeti meşrulaştırmaya dönük, şiddeti övmeye dönük, şiddet üzerinden kendisine alan açmaya dönük açıklamalar olması halinde tabii ki buradaki yaklaşımımız hani çok daha sertleşiyor. Çünkü ifade ettiğimiz gibi yani Türkiye'de çok şu an itibariyle hali hazırda bir şiddet sarmalı var ve bu şiddet sarmalını üreten onun altına destek veren de bir dizi illegal yapı var ve böyle bir ortamda da yani size bahsettiniz işte çıkıp da şiddetin teorisini yapmakta hani gerçekten çok tartışılması gereken bir durum, yani kınanması gereken de bir durum, çünkü yani açık ve net bir şekilde Türkiye'nin yani karşı karşıya toplumu karşı karşıya kaldığı en önemli mesele yani bu anlamda yani özellikle Güneydoğu bölgesinde bugün şiddet, yani bu şiddet ortadayken yani böyle bir bu şiddeti yapan, örgütleyen, organize eden bir yapı da varken, bir terör örgütü de varken burada yani işte hiç böyle bir şey yokmuş gibi. Yani Türkiye işte İzlanda imiş gibi yani yorum yapmakta. Bu bir akademik yapmakta, özgürlük yani bu başka değil bir şey. Yani. Daha doğrusu şöyle. Bu akademik yani özgürlük. Bu daha doğrusu şöyle. Evet. Yani bu şu. Yani tartışmayı buradan yapmak anlamlı değil. Yani belki tartışmayı şu. Şuradan yapmak gerekiyor. Yani bu yani bir entelektüel muhalefet meselesi değil. Yani bunu baktığımızda, çözümlediğimizde bu ideolojik bir mücadelenin yansıması. Evet. Ve yani bu ideolojik mücadelede de yani bu ideolojik mücadeleyi yapanlar açısından meşru, demokratik bir yönetim şu, onlar için gayrimeşru ilan edilebilir. Her tür yolla mücadele edilebilir konumda. Bizim de karşı çıktığımız nokta burası. Yani siyasi bir mücadele de yürütebilirler. Yani mevcut iktidara dönük olarak. Fakat meşru iktidarın meşruiyetini tanımadıkları ve bunun içinde her yolla mücadele edilebilir dedikleri noktada yani biz bunun altını çizmiş oluyoruz. Problem bu. Yani akademik özgürlüğün, özgürlük alanının daraltılmaması ama o alanı bu şekilde böyle bir zamanlamayla, böyle bir kasıtla kullanan akademisyenin de mutlaka işte toplumsal anlamda belki bir kınama, ayıplama, belki akademik dünyada bunun karşılığı olabilecek bir tartışmaya maruz kalma, eleştiriye maruz kalma gibi sonuçlarının olmasını beklemek oluyor gerekir. Oluyor zaten. Yani mesela kınama, yalnız bırakma ya da işte ya o metinde diyelim ki olağanüstü ön yargılı, ırkçı, ayrımcı bir isimle beraber ismini yan yana koyma, bunun yadırganması, bunlar oluyor zaten. Ama üniversite bu anlamda bu türden absürt fikirlerin de yaklaşımların da olduğu, dille getirebildiği bir yerdir. Akademik özgürlüğe bu anlamda girer ama tabii akademisyenin hakikate sadakat gibi bir ahlaki yükümlülüğünün olması gerekir. Hı hı. Şimdi burada mesela hakikat de var içinde. Yani mesela bu metinlerin bazılarında dile getirilen konular ya da hususlar doğru. Ama doğrularla yanlışlar abartılı bir şekilde bir araya getirilmiş. Böyle biraz da sokak diliyle ya da işte böyle hani sen bunu yutturmaya çalışıyorsun gibi ifadeler mesela. Bu pek böyle bir akademisyen üslubuna, diline oturmuyor. Tabii, evet. Ama bunu da yapabilir birileri. Yani herkes hakikate sadakati belki yani bu şekilde gösterecek demek de gerekmiyor. Ama göstermediği yerde de bunun kınaması da, yalnızlaştırması da akademik bir şekilde olur. Ya da işte toplumun onu belki bu anlamda bir dahaki konuşmasında çok da fazla dikkate almaması şeklinde olur. Şimdi yani bir şey önemli burada.
son tahlilde onu dile getirme hakkını savunup ama bunun da saçma olduğunu da söylemek gerekiyor. Evet. Ya onun tabii galiba sınırı şöyle herhalde, yani nasıl medya özgürlüğünü tartışırken akademik özgürlüğün de bir sınırı var muhakkak. Yani bazen terörü meşrulaştırmak için de akademik dilin kullanıldığını görüyoruz. Yani burada şiddetle ilgili mesele elbette tartışılabilir, o konuda akademik bir çalışma olabilir. Fakat burada o çalışmanın kendini okuyarak bakmak lazım. Sadece şiddet meselesini başlı başına çalışıyor olması problem değil. Ama oradaki sınır bence terörün meşrulaştırılmasına giden bir yol mudur? Yani bunun için bir kisve midir? Oradaki sınırların ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani akademik özgürlüğün de herhalde hepimiz sonsuz olduğunu düşünmüyoruz. Onun da muhakkak ki bir sınırları var. Onun sınırları da işte hukuk devletinin bize oluşturduğu temel çerçeve. Böyle bakıldığı zaman ancak doğru bir zemin olabilir diye düşünüyorum şahsen ben. Elbette ki tartışabilir ama saçma olması, absürt olması içinde bunları barındırıyor olsa bile eğer bu dediğimiz temel alanlara, çizgilere riayet edilmiyorsa o zaman onun da varlığını yokluğunu tartışabiliriz. Burada yalnız şey çok zor. Mesela bu söyledikleriniz, mesela hukuk devleti, ondan sonra şiddet meselesi. Buradaki sınırları belirlemek çok kolay değil. Ve ihtilaf arttığı sürece, yani o belirsizlik arttığı sürece serbestliği öncelemek gerekiyor. Evet, ama burada şunu kastediyorum. Yani tabii orada belirleyici olan önce vicdanlar muhakkak ki. Fakat vicdanların birebir bir yaptırım gücü yok. Yani ancak kınayabilirsiniz. Zor olmadığını söyleyebilirsiniz. Burada vicdanda kınamayı yeterli görmeyen insanların hukuk mücadelesi olabilir. İnsanların, ekiplerin, grupların, kendilerini bundan rahatsız hissedenlerin. İşte o zaman önemli hale geliyor. Yani hukuk karşısındaki bir mücadeleden bahsediyorum. Orada bir anlamı var. Yoksa elbette ki bu bahsettiğimiz kavramların her biri de hem gündelik hayatta hem akademik alanda tartışılabilir kavramlar nihayetinde. Şey önemli, mesela hukuku devreye sokmak, çok açıkça ifade özgürlüğünü sınırlandırmayı gerektiren bazı uluslararası alanda da ya da metinlerde de Dilma Hukuk İnsan Hakları Sözleşmesi gibi ya da mahkemenin içtihatlarında somutlaştığı gibi belli bazı kriterler dışında çok fazla gündeme getirilebilecek bir şey değil ya da bize çok net bir şekilde bir şeyleri göstermiyor. Mesela diyelim açıkça şiddeti savunmak, bununla ilgili bazı durumlarda bu dediğiniz olabilir ama onun dışında işimiz çok kolay değil. Yani tabii burada yani bir hani ayrımcılık, yani işte nefret suçu ve benzeri aslında unsurların da hani belki altının çizilmesi lazım. Yani onlarda da bir şekilde bir dizi yaptırımı mutlaka olması lazım. Ya onu olmadan olamaz diye düşünüyorum Fahrettin Bey. Yani sonuçta yaptırım dediğimiz şey hukuku genelde bir korku unsuru olarak insanlar telaffuz ediyor. Yani hukuk bence bir korku unsuru değil. Yani o aslında şartlar oluştuğunda gidip ya kim haklı, kim haksız, kim nerede duracak bir sınır belirleme, bir hat belirleme hali. Yoksa insanlara yaptırım uygulama hali değil. Bazen ama bunu yani, kastediyorum ben. Bu açıkça bu evrensel olarak da tanınan sınırların açıkça ihlali söz konusu olmadığı sürece insanların vicdanına bırakmak gerekiyor. Yani fikirlerin de serbest piyasası vardır. Orada doğru fikir, yanlış fikir karşı karşıya gelir. Mesela diyelim ki şiddetten üretken bir değer gibi bir şey çıkarmaya çalışan bir akademisyen, insanlar ölürken, çocuklar işte babalarının tabutlarına sarılmışken bunları söyleyen bir akademisyeni en fazla vicdanlar mahkum edebilir. Yani zaten ona itirazımız yok. Yani benim kastettiğim şey daha ötesi bir şeyden bahsettim. Yani özellikle teröre dair konularda ben özellikle son dönemde Türkiye'de yaşanan terörle ilgili olarak bir masumlaştırma, bir normalleştirme çabası görüyorum. Bunu zaman zaman medya yapıyor, zaman zaman da akademisyenler bunu yapıyorlar. Bunu bu anlamda söylüyorum. Tabii ki ya evrensel hukuk dediğimiz şey zaten Türkiye'ye muhakkak surette yansıması olması gereken bir şey. Bizim de avukat olarak yaşadığımız süreçlerde hala Türk hukuk sisteminin çok temel sorunları var. Başlıkla yargılama sürelerinden başlayarak çok ciddi sıkıntılar var. Ama bunları tartışırken hukuk devreye girsinden kastım gerçek manada bir sorun olduğunda gidebileceğimiz başka bir yer yok zaten. Yapalım mı? Şimdi son 10 dakikaya da giriyoruz. Hani bu serbest tartışma hali bence çok daha iyi oluyor anlık
karşılıklı konuşma hali ama. Ben çok konuştum diye öteki konuk yalnız şikayet ediyor gibi geldi bana. Şimdi o yüzden adil olmak adına Fahrettin Bey'e söz vereceğim. Şunu da sorarak, şimdi çok sıcak, çok yeni bir gelişme yaşanıyor. Aslında Fahrettin Bey'in de yakın zamana kadar işte çalıştığı Şehir Üniversitesi'nde, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde bir rektör atanması durumu oldu. Bir vakıf üniversitesi ve işte ne kurulu deniyor? Mütevelli heyetinin kararıyla Ali Atıf bir şehir üniversitesine rektör olarak atanması söz konusu oldu. Ve bunun hem öğrenciler nezdinde hem de aslında öğretim üyeleri arasında bir rahatsızlığa yol açtığını anlayabiliyoruz. Üç akademisyen sizinle birlikte Burhanettin Duran ve Medaim Yanık, ki geçen hafta bizim konuğumuzdu, istifa ettiniz. Öğrenciler birkaç gün süren protesto eylemleri yaptılar. Rektörü istemediklerini ifade ettiler. Bu da tabii hani devlet üniversitelerine rektör atanması süreçleri ayrıca tartışılması gerektirir ama bir vakıf üniversitesinde ya da üniversitenin bir iktidar alanı olarak oraya kimin hakim olacağının tartışması mıdır bu? Yani bu neden böyle bir sorun haline geliyor? Sizin hem şehir üniversitesinde yaşadığınız durum, istifayı gerektiren şey, hem de genel anlamda belki birkaç cümle. Yani şimdi yani elbette vakıf üniversitelerine rektör atama prosedürleri ve süreçleriyle devlet üniversitelerine rektör atama süreçleri birbirinden farklı. Hı hı. Vakıf üniversitelerinde kararı mütevelli heyet veriyor. Devlet üniversitelerinde ise aslında akademisyenlerin görüşleri alınıyor. Bir şekilde bir temayül yoklaması yapılıyor ve temayül yoklaması YÖK'e gidiyor. YÖK bir sıralama yapıyor. Ardından Cumhurbaşkanı 3 isimden birini rektör olarak atıyor. Şimdi mevcut süreçte yani vakıf üniversitesinde rektör atanırken mütevelli heyetin kararı aslında YÖK Genel Kurulu tarafından bir biçimde yani neredeyse mecburi bir biçimde onaylanmış oluyor. Dolayısıyla şimdi bizim örneğimiz yani şehir üniversitesinde bizim istifa gerekçemiz yani bir biçimde üniversitenin işte kuruluş sürecinde yer almış akademisyenler olarak mevcut durumun mevcut rektörün üniversitenin kuruluş felsefesiyle değerleriyle örtüşmediğini, örtüşmeyeceğini düşünmek suretiyle istifamız. Yani hı hı. Bizim açımızdan durum bu. Yani biz İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kurarken İstanbul Şehir Üniversitesi'nin bir vakıf üniversitesi olarak Türkiye Yüksek Öğretim Sistemi'ne, toplumuna, akademiye ciddi katkılar yapacağını varsaydık. Hı hı. Yani bir araştırma, işte eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında nitelikli bir üniversite oluşturmaya çalıştık. Elbette bunu Türkiye'de çok ciddi bir işte akademik özgürlükler noktasında ciddi sıkıntılardan, süreçlerden geçmiş bir yüksek öğretim alanı içerisinde yapmaya çalıştık. Kısa zamanda bu oldu da aslında. Ve üniversite, İstanbul Şehir Üniversitesi iyi bir yere geldi, iyi bir noktaya geldi. Tabii bir noktadan sonra yani böyle bir tercihte bulunuldu. Yani Ali Atıf bir rektör olarak atandı. Tabii Ali Atıf bir rektör olarak atandığında üniversiteyle ilgili olarak bir vizyon kendince çizdi. O çizdiği vizyonda zaten Ali Atıf birin bugüne kadar da Türkiye akademisinde, medyasında temsil ettiği yer dolayısıyla da bizim paylaşmadığımız bir yer olduğu için biz de orada olmayacağımızı belirttik ve istifa ettik. Tabii yani birincisi baktığımızda Türkiye'de başörtüsü meselesi yüksek öğretimin çok ciddi bir sorundur ve Türkiye yüksek öğretim tarihinde kara bir lekesidir. Yani şimdi biz yani 2000'lerde daha önce de bunlar yaşandı. Bunun en somut şeklini görürken, yaşarken işte Hürriyet Gazetesi'nde, kendi köşesinde YÖK bu konuda haklı diyen, bununla ilgili çeşitli gerekçelendirmeler ortaya koymaya çalışan birinin sembolik olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'nde rektör olması meselesini doğrusu sorunlu bulduk. Daha sonra yani yine paralel yapıyla
Türkiye'nin mücadelesi önemli bir mücadeleydi. Orada durduğu yer yine bizim için sorumluydu. Bütün bunların dışında ya bir de İstanbul Şehir Üniversitesi rektörlüğünü temsil edecek bir akademik ciddiyete sahip olmadığını varsaydık. Belki üniversitenin hani kurucuları arasında olmamış olsaydık belki hani bu kadar sesimiz çıkmayabilirdi. Bu istifayı gerekli görmeyebilirdik. Fakat dediğimiz gibi burası bizim gözümüzün önünde büyüdü. Emeklerimize büyüdü. Tabii ki birçok başka insanın, birçok başka kişinin de çok ciddi emekleriyle tabii ki bu noktaya geldi. Ama biz belki de biraz da bu yanlış noktadan da dönülür diyerek böyle bir adım attık. Umarım üniversite açısından da, Türkiye Yükseköğretim açısından da hayırlısı olur. Öğrencilerin de bu atamaya çok ciddi bir tepkisi olduğunu biliyorum. Çocuklar var, evet. Eylemler yaptılar ve bunu sürdürüyorlardı. Hani oradan tanıdığım öğrencilerin de bu konudaki hassasiyeti ve hassasiyetindeki ciddiyeti aslında çok da beğendim. Yani kendi üniversitelerine sahip çıkışları, kendi hocalarına ve o üniversitenin değerlerine sahip çıkıyor olmaları da herhalde üniversite öğrencileri için çok doğru. Belirtmek lazım. Yani rektör seçersiniz ya da işte tercih edebilirsiniz. Bu sizin belki yasal hakkınız olabilir ve dolayısıyla böyle bir yönde tercihinizi kullanabilirsiniz. Ama seçtiğiniz kişi ya da yaptığınız tercih sizi pek çok aslında durumla da karşı karşıya getirir. Yani mesela diyelim ki insan hakları dernekleri için de geçerlidir. Bu üniversiteler için de geçerlidir. Şimdi sadece başörtüsü ile ilgili de değil. Yani herhangi bir konuda etnik, dini, mezhepsel, cinsel, kültürel anlamda ayrımcı bir perspektife sahip bir yaklaşım tercih edilmişse ya da o yaklaşımı bir şekilde bir vakitler dile getiren bir kişi tercih edilmişse bunun akademik anlamda da sonuçları olacaktır tabii ki. Yani mesela insanlar o üniversiteyle ilgili daha farklı bir bakış açısına gireceklerdir ve bu da kaçınılmaz bir şeydir. Evet, yani siz dilediğiniz tercihi yapabilirsiniz. Bunun bir sonucu olur ama. Bunun da maliyetini üstlenmek durumundasınızdır. Evet. Yani ben diyelim ki bir insan hakları derneğini bir sürü hatası olabilir ama ayrımcılık yapmışsa o insan hakları derneğini mahkum etmek için, ahlaki anlamda mahkum etmek için bu yeterlidir. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Evet. Ya da akademik özgürlüğe aykırı hani herhangi bir konuda ayrımcı bir yaklaşımla herhangi bir ilişkisi olan bir yaklaşımı tercih etmişseniz bunun da tabii ki akademik anlamda sonuçları bellidir. Evet. Şimdi programın sonuna geldik aslında. Özlem, yarın önemli bir gün. Evet, hani evet. 1 Kasım seçime gidiyoruz. Son birkaç cümlede olsa herkesten. Ben belki şunu söyleyebilirim. Çok işte milletvekili olduktan sonra maalesef devam edemiyorsunuz. Ben Ticaret Üniversitesi'nin mütevelli heyetindeydim. O sebeple bir üniversite yönetimi, mütevelli heyet yapısı, rektör belirleme süreçleri ve en son toplantımızda da rektörümüzle alakalı bir karar da biz kendi adımıza devirmiştik devam konusunda. Ama şunun altını çizmek lazım. Gerçek manada özel bir üniversite yok Türkiye'de. Vakıf üniversitesi dediğimiz şey aslında bir kamu tüzel kişiliği. O da kanunla, bakanlar bu kararda oluştuğu için aslında devlet üniversitesi dediğimiz şeyle çok paralellikler arz eden bir hali var. Benim temennilerimden bir tanesi gerçek manada özel üniversitelerin olmasını ben hakikaten isteyenlerden birisiyim. Onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada gençlerin özellikle ve akademisyenlerin burada olduğu gibi Fahrettin Bey özür dilerim. Aklıma başka bir üniversite çağrışım yaptım, öyle zannediyorum. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda karar vermek açısından çocukların tepkilerini özgür bir şekilde ifade etmelerini, akademisyenlerin ve dürüstçe samimiyetle gerekçelerini temellendirmelerini çok anlamlı buluyorum. Diğer taraftan yarın seçim var. Tabii yasaklar vesilesiyle işte bizim söyleyebileceğimiz yegane şey, ben bunun en önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Hangi partiye oy verirlerse versin insanlar, önemli olan yarın sandığa gitmek. Evet. Türkiye zaten dünyanın pek çok gelişmiş ülkeleriyle kıyaslanmayacak kadar Türkiye insanı seçime, sandığa çok kıymet atfediyor. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. O sebeple eminim ben yarın herkes
gidecek sandığa kalbinden, aklından geçen neyse Türkiye'nin geleceğine dair oy kullanacak. Ben oy kullanmaya gitmenin en iyi tavsiye olacağını düşünüyorum. Evet, Berat Bey, siz ne tavsiye ediyorsunuz? Allah hayırlısı olsun diyorum. İyi oynayan kazansın. İyi olan kazansın, evet. Fahrettin Bey? Yani Türkiye'de istikrar kazansın, demokrasi kazansın. Türkiye büyümeye devam etsin. Önemli seçim olan yasakları bu. İnşallah. Kuş diliyle konuşmak zorunda. Dileklerimizi aslında aktarabiliyoruz. Bir sonuç olur. Ben evet. Bunu diliyorum. Amin diyorum. Hakikaten önemli bir seçim ve her seferinde Türkiye'nin kaderi ve her birimizin kaderini aslında halkın iradesinin belirliyor olması, fert fert herkesin fikrini bu yolla ifade ediyor olmasını çok değerli buluyorum. Hani bütün partiler üstü bir pozisyon olarak ve Türkiye toplumunun ferasetine her zaman olduğu gibi yine inanıyorum. İnşallah Türkiye bu yol ayrımında doğru seçimi yapacak, daha önce de olduğu gibi. Güzel günler göreceğiz diye ben ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Fahrettin Altun, Bekir Berat Özipek ve Özlem Zengin. Programımız burada neticelendi. Yarın 1 Kasım hayırlı olsun Türkiye için. Biz haftaya Özlem Zengin'le yine burada olacağız. İnce Fikirli konuklarımızla birlikte. Hoşçakalın.